Dünden Yarına'ya hoş geldiniz. Dünden Yarına bu bölümünde Çeçenlerin efsanevi lideri Cihar Dudayev'i yaptıklarını ve hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacak. Çeçenistan konum itibariyle dünyadaki en stratejik noktalardan biridir. Tarih boyu bölgede yaşamış olan Çeçenler, Kafkasların en zorlu halklarındandır. Zaten tarih boyu Ruslarla yapılan savaşlar da bunun göstergesidir. 1989 sonrası Sovyet devinin parçalanması üzerine ülkesine dönen General Dudayev, Çeçenistan'ın özgürlük mücadelesinin bayrak ismi olmuştur. Kendisi ve tüm Çeçen halkı özgürlük mücadelesi için yaşamış ve şehit olmuşlardır. Çeçenistan'a bağımsızlığını vermeyen Ruslara karşı tarihin gördüğü en müthiş savaşlardan birini veren Cihar Dudayev ve Çeçen halkı, haklı mücadelelerini tüm dünyaya kabul ettirmişlerdir. Kafkaslar. Bu ulu dağlar ve bu bölge ne yazık ki tarih boyu hep mücadelenin yaşandığı yerler olmuştu. Belirli dönemlerde istikrar sağlansa da bu coğrafyanın insanları özgürlük ve bağımsızlık uğruna büyük mücadeleler verip büyük bedeller ödemek zorunda kalıyorlardı. Yine ilginçtir, ülkemizin etrafındaki Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu, istikrar için ciddi bedellerin ödendiği yerler olmuştur. Bu bölgelerin Osmanlı'nın çekildiği topraklar oluşu da ilginç olan diğer bir noktadır. Kafkasya'ya geri dönecek olursak, bu bölgenin sert mizaçlı, savaşçı, ancak aynı ölçüde naif ve sanatkar insanları, bağımsızlık uğruna canlarını feda etmek zorunda kalmışlardı. Yıllar yılı devam eden bu büyük zulüm, Sovyetlerin dağılmasıyla bir umut ışığı yakalamıştı. Ancak bu umut ışığından bazıları yararlanırken, Çeçenler gibi bazıları bu uğurda savaşmaya ve kanlarını dökmeye devam edeceklerdi. Çünkü ne yazık ki birçok eski Sovyet ülkesi bağımsızlığa kavuşurken, Çeçenistan bu büyük haktan mahrum kalmıştı. Oysa peş peşe ölümlerle Sovyet Genel Sekreterliği koltuğuna oturan Mihail Gorbaçov, glasnost ve perestroika politikalarıyla Sovyet zulmü altındaki halklara acaba sorularını sordurmuştu. Aslında Gorbaçov bu politikalarla parçalanmaya ramak kalmış birliği bir arada tutmaya çalışıyordu. Ancak 1989 yılının ortalarıyla birlikte Sovyet İmparatorluğu'nda çatlakların iyiden iyiye büyümeye başladığı görülüyordu. Başta Baltık ülkeleri olmak üzere hemen her bölgede isyan dalgası yayılıyordu. Bu dönemde bir Çeçen generali, ki Sovyet yönetiminde bu rütbeye ulaşmış ilk ve tek Çeçendi, Estonya'daydı. Tuğgeneral Cihar Dudayev bağımsızlık rüzgarlarının tam ortasındaydı. Aynı günlerde Moskova'dan gelen emir oldukça zorlayıcıydı. İsyan eden bölgelerin ordu birlikleri kullanılarak sert bir şekilde derslerinin verilmesi. General Dudayev bu emri toprağı için, vatanı için mücadele eden insanlara asla bomba atmam diyerek reddediyordu. Bu büyük bir liderin dünyaya verdiği ilk dersti aslında. General Dudayev bu hareketiyle Estonya'da kahraman, Rus ordusunda ise asi general olarak anılacaktı. Usta bir savaş pilotu ve iyi bir komutan olan Cihar Dudayev, bu davranışının ardından görev yeri değiştirilerek cezalandırılacaktı. Ancak bu ceza onun için ödül olacaktı. Aynı günlerde Sovyetler Birliği'nin hemen her yeri kaynıyor, buna en çok da Vahşi Batı seviniyordu. Sovyetler Birliği'nin temsil ettiği ve yerleştirme adına milyonların kanını döktüğü tüm değerler yerle bir oluyordu. Böylesi bir kaotik ortamda 19 Ağustos 1991'de bir hükümet darbesi yaşanıyordu. Kamu Selameti Komitesi adı altında ordu, KGB ve bürokrasinin oluşturduğu bir junta Gorbaçov'u devirmeye kalkıştı. Bu kalkışmaya direnen ve tankların üzerinde Rus halkını galeyana getiren Boris Yeltsin'di.
Yeltsin sözde Sovyetler Birliği'ni kurtarıyordu. Gorbaçov'un Moskova'ya dönüşü ve istifasının ardından pek ayık gezdiği gözlenmemiş olan Boris Yeltsin iktidara oturuyordu. Ancak Yeltsin zaten parçalanmış olan bu hantal yapıyı bir arada tutma derdinde değildi. Kendisini iktidara taşıyan turuncu rengi mutlaka dolar yeşiline çevirmeliydi. Nitekim çok geçmeden bu da oluyordu. Kısa bir zaman sonra Rusya'da yeni tiranlar yani oligarklar ortaya çıkacak ve adeta ülkeyi kendi aralarında paylaşıp altın tepside Batı'nın kadim emperyallerine sunacaklardı. Bu sunuş ne yazık ki Kafkas halklarının bağımsızlığını engelleyeceği gibi yüz binlerce kişinin de hayatına mal olacaktı. 1991 yılının güz aylarıyla Sovyet devi darmadağın olacak ve alabildiğine bir güç mücadelesi başlayacaktı. Peş peşe bağımsızlığını ilan eden yeni ülkeler ortaya çıkacak, Batı'nın çıkarları doğrultusunda bunların kimileri tanınırken kimileri tanınmayacaktı. Böylesi bir ortamda Ruslar bazı ülkelere bağımsızlık verirken neden bazılarına bunu vermemişlerdi? Daha özelde neden Çeçenistan'a bağımsızlık hakkı verilmemişti? Bunun altında ne vardı? Moskova'da yaşanan karışıklıklar aslında bütün bölgeyi yakından ilgilendiriyor ve etkiliyordu. Moskova'da yaşanan darbe ve sonrası oldukça önemliydi. Bu arada Grozny'deki yönetim darbecileri desteklemişti. Darbeyi önlediğini ileri süren Boris Yeltsin, yeni bir darbeyle devlet başkanlığı koltuğuna otururken ona en büyük desteği Açık Toplum Vakfı vermişti. Aslında Rusların bağımsızlık hakkı vermek istemediği ülkelerin ve bölgelerin tamamına yakınında zengin yeraltı kaynakları mevcut. Özelde Çeçenistan'da yeraltı kaynaklarının özellikle de petrolün yanında Çeçenistan'ın coğrafi konumu da Ruslar için oldukça önemli. Çünkü Hazar bölgesi enerji kaynakları, petrol boru hatları Çeçenistan üzerinden geçerek Rusya'ya ulaşıyor. Yani Çeçenistan Ruslar için çok çok önemli. Böylesi bir durum Rusların ve aslında emperyallerin bu bölgede bağımsız ve güçlü bir ülke olmasını istemeyeceği sonucunu beraberinde getiriyor. Ancak Rusların ve Batılıların bu istekleri Çeçenleri hiç ilgilendirmiyor. Onların düşünceleri bağımsız Çeçenistan üzerinde. General Cihar Dudayev ne yaptığını bilemeyecek haldeki Rus ordusunun üst düzeyinin verdiği cezayla Estonya'dan Çeçenistan'a Grozny'ye sürülüyordu. Bu bir ceza değil ödüldü. Üstelik bu ceza sadece General Dudayev'e değil tüm birliklerineydi. Moskova'da darbe girişiminin yaşandığı dönemde Grozny'deki yönetim darbeci juntanın yanında yer alıyordu. Bu durum Çeçen halkını sokaklara döküyordu. Çeçenler özgürlük ve bağımsızlıktan yanaydılar. Grozny'de hükümet binası önünde toplanan Çeçenler yönetimin görevi bırakmasına neden olacak fitili de ateşlemiş oluyorlardı. Artık Çeçenistan ve Dudayev için yeni bir mücadele başlıyordu. İmam Şamil'den o güne kadar hep dik duran, sürgünlere göğüs geren Çeçenler yeniden özgürlükleri için savaşa hazırlanıyorlardı. Vatanına dönen Dudayev çok geçmeden Rus ordusundan istifa ediyordu. Ardından toplanan Halk Meclisi'nin başkanlığını da yine Dudayev yapacaktı. Artık bağımsız Çeçenistan için yeni bir yola giriliyordu. Büyük küçük bütün Çeçen milleti bağımsızlık yolunda verilecek mücadeleye hazırdı. Onların neyin beklediğini de biliyorlar, inançları ve imanlarıyla bu büyük mücadeleye hazırlanıyorlardı. Kendisiyle yapılan bir röportajda kaç generaliniz var sorusuna verdiği her Çeçen bir generaldir. Ben sadece milyon birinciyim cevabıyla Çeçenlerin bağımsızlık davasına nasıl bir imanla sarıldıklarını anlatıyordu aslında. Dudayev ve arkadaşları Çeçen Milli Kongresi'nde alınan kararlar sonucu çalışmalarına hız vermişlerdi. Çeçen Milli Kongresi'nin peş peşe aldığı kararlar arasında bağımsızlık da vardı. Çeçenistan büyük adımlarla bağımsızlığa yürüyordu. Dünyanın 23 ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan gelen gözlemciler eşliğinde Bağımsız Çeçen Devleti Parlamentosu ve Devlet Başkanı seçimi yapıldı. Çeçen Milli Kongresi Başkanı olan General Cihar Dudayev oyların %85'ini alarak ilk devlet başkanı seçiliyordu. Burada aynı zamanda 41 vekilli parlamentoda seçilmişti. Cihar Dudayev Milli Kongre'nin önünde muhteşem bir törenle yemin ederek göreve başlıyordu. Bismillahirrahmanirrahim.
Devlet Başkanı Cihar Dudayev ilk olarak Çeçen Cumhuriyeti'nin devlet bağımsızlığının ihya edilişine dair kararnameyi imzaladı. Bu durum Moskova'yı ve Boris Yeltsin'i çileden çıkarıyordu. Yeltsin olağanüstü hal ilan ederek Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ye asker gönderdi. Bu askerlerin Grozny havaalanında Devlet Başkanı Dudayev'e bağlı birlikler tarafından engellenmesi üzerine Rus parlamentosu olağanüstü hali kaldırıyordu. Rus askerleri 3 gün sonra ülkelerine geri döneceklerdi. Dudayev ve Çeçenistan oyunun ilk setini kazanmıştı. Ancak bu durum Rusların Çeçenistan'dan vazgeçtikleri ve rahat bırakacakları anlamına gelmemeliydi. Cihar Dudayev sadece Çeçenistan'ın değil tüm Kafkas coğrafyasının bağımsızlığından yanaydı. Düşüncelerinden biri de Kafkas halklarının oluşturduğu bir birlik kurulmasıydı. 1992 yılında başlayan Abhazya Savaşı'nda Şamil Basayev komutasında Çeçen savaşçıları gönderip Kafkas Halkları Konfederasyonu'na destek verecekti. Moskova, Kafkasya'nın merkezinde yaşanan bu gelişmelerden hiç de hoşnut değildi. Cihar Dudayev ise Çeçen halkının yola Rusya olmadan devam etmesi gerektiğinden bahsediyor, Kafkasya Birliği'ni sonuna dek destekliyordu. Ancak Moskova'nın ve Yeltsin'in Kafkasya'yı kaybetmeye tahammülü yoktu. Bu arada Rusya'da oligarkların açgözlülükle saldırdıkları kaynaklar Batı'nın tek eline geçiyordu. Rus halkı sefaleti iliklerine kadar hissediyordu. Zenginler ve yoksullar arasında devasa bir uçurum oluşmuştu. Eski Sovyet orta sınıfı yok olmuştu. Saatlerce kuyruk bekleyen halk bazen hiçbir şey alamadan eve dönüyor, Rusya'daki sefalet gittikçe büyüyordu. Ordudaki subaylar birkaç dolar maaş alır hale gelmişti. Boris Yeltsin'in bütün vaatleri boşa çıkmıştı. Böylesi bir ortamda Rusya Çeçen sorunu konusunda savaş çanlarını çaldırıyordu. Bu aslında hayret verici bir durumdu. Çünkü her ne kadar Rus askeri gücü törenlerde Kızıl Meydan'da caka satsa da Çeçenlerin diri kuvvetleri karşısında hiçbir şey garanti değildi. Nitekim bunu acı bir şekilde öğreneceklerdi. Bu dönemde Çeçen Devlet Başkanı Cihar Dudayev Rusya ile görüşme yolları arıyordu. Çeçen lider savaşın çözümsüz sorunlar yaratacağının farkındaydı. Ancak Moskova asi generali yola getirme konusunda ısrarcıydı. Oysaki Çeçen Milli Kongresi müzakere sürecini başlatarak konuyu masa başında çözme taraftarıydı. Ancak Rusya güç gösterme derdindeydi. Fakat bundan önce klasik bir yöntem denendi. Paralı ve organize bir muhalif hareket. Rusya Devlet Duması'ndan Rusya devlet organlarının Çeçenistan devlet organlarıyla siyasi ilişkilerin yoluna koyulması kararı çıkıyordu. Bu siyasi organlar Cihar Dudayev ve Çeçen Milli Kongresi değildi. Kremlin'in ortaya çıkardığı yeni bir isim Çeçen hareketini bölme amaçlıydı. Bu amaç Dudayev ve iktidarını vurmaktı. Rusların bu denli acele etmelerinin altında batılı petrol kartellerinin bölgeye girişi yatmaktadır. Ancak bu karteller Rusya'dan önemli bir şey istemişlerdi. Hazar bölgesinden gelecek petrolün güvenliğinin Rusya tarafından kesin olarak sağlanması. Hazar Denizi ile Rusya arasındaki tek boru hattı Çeçenistan'dan geçmekteydi. Yine aynı günlerde Azerbaycan ve Türkiye Rusya'yı bypass ederek petrolü Türkiye üzerinden Akdeniz'e aktarmayı amaçlayan bir proje açıkladılar. Bu durum Rus yöneticilerdeki paniği bir kat daha arttıracaktı. Ruslar Dudayev yüzünden milyarlarca dolarlık bir geliri kaçırmak istemiyorlardı. Çeçen topraklarında başlayan savaş oldukça ilginçti. Moskova yönetiminin yapmaya çalıştığı olanları Çeçenistan'ın iç meselesi gibi gösterme planı çok çirkindi. Bu noktada Çeçenistan'ın bağımsızlığı için mücadele veren Cihar Dudayev'in karşısına Rus yanlısı bir muhalefetin çıkması akıl alır türden değildir. Rusya ile Çeçenler arasındaki gerginlik giderek artıyor ve savaşa adım adım yaklaşılıyordu. Moskova'nın milyarlarca dolarlık petrol gelirini kaçırmama adına savaş başlatma çabaları yadırganmamalıdır. Çünkü Rus tarihinde benzeri birçok örnek mevcuttur.
Cihar Dudayev ve arkadaşlarının yakmış olduğu ateş hemen her yanı sarmıştı. Devamında ise bütün Kafkasları saracağı muhakkaktı. Bu dönemde Rusya Adalet Bakanı olan Çerkes kökenli Kalmuk Yura, savaş kararı alındığı anda görevinden istifa etmişti. Moskova'nın savaşa karar verdiği anı yakın bir dostuna şöyle anlatıyordu. Güvenlik Konseyi bu savaşın başlatılması yönünde bir karar aldı. Bunun dönüşü yok artık. Konsey üyeleri iç politikada bir takım dengeleri oturtabilmek için Rusya'nın kazanabileceği küçük bir savaşa girmenin gerekli olduğu düşüncesinde hemfikirler. Alınan bu karar gereği de Rus ordusu Çeçenistan'a girecek. Yaklaşmakta olan savaşın ve savaş kararı alan Rus yönetiminin hırsının farkında olan biri de hiç şüphesiz Dudayev'di. Böylesi bir savaş durumu karşısında bir panik havası esmediğinden bahsetmekte fayda var. Cihar Dudayev kendisine yaklaşan savaşı soranlara, "Üzerimdeki üniformam kefenim, şehadete talibim. Şehitliği rütbe ve şeref kabul ediyorum. Kanımın son damlasına kadar ülkemin bağımsızlığı ve milletimin hürriyeti için savaşmaya hazırım." diyecekti. Çeçen halkı da yaklaşan savaşın farkındaydı. Ülkenin hemen her yerinden gönüllü Çeçenler bir araya geliyordu. Bu arada Cihar Dudayev özellikle basının önünde yapılan resmi geçitlerde hazırlıklı olunduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak Ruslar bunu fark etmeyecek kadar kördüler. Cihar Dudayev Rus ordusunun eski bir generaliydi ve hasımlarının neler düşünebileceğini çok iyi biliyordu. ...11 Aralık 1994 günü Rusya sadece 2 saatte almak kaydıyla Çeçenistan'a saldırdığında Cihar Dudayev çok iyi tanıdığı Rus ordusuna asla unutamayacağı bir direnişle cevap veriyordu. Rus birlikleri neye uğradığını şaşırmıştı. Karşılarında çok iyi örgütlenmiş ve usta işi bir direniş vardı. Artık ok yaydan çıkmıştı. Geri dönülmez yola girilmiş ve silahlar ateşlenmişti. Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer konu da Cihar Dudayev'in savaş başlamadan önce olabilecek bir çatışma durumunu önceden sezerek önlem adına Boris Yeltsin'le görüşme isteğidir. Ancak kurulmaya çalışılan telefon görüşmesi hiç başarılamamıştı. Yani barış ortamını korumaya çalışan Çeçen tarafı olurken saldırgan olan Rusya'ydı. Etrafındaki bazı isimlerin Boris Yeltsin'e barışı zorlama adına girişimlerde bulunmasına rağmen Yeltsin bildiğini okuyacaktı. Komik de bir düşüncesi vardı Yeltsin'in. O Sovyetler Birliği ve Gorbaçov'la baş etmiş, inatçı parlamentoyu tank ateşine tutturmuş, iktidarı önünde duran herkesi yok etmişti. Bu nedenle neden küçük bir generalle anlaşacaktı ki? Hem de onu hafif bir fiskeyle yok edecekken. Dünden yarına kaldığı yerden bu önemli konuyu anlatmaya devam ediyor. İşte bu kırılma anıydı. Çünkü Rusya hiç beklemediği, hesaplamadığı bir bataklığa sürüklenecek ve perişan olacaktı. Çünkü karşılarında topraklarını koruyan topyekün Çeçen halkı vardı. Rusya tarafında ise ordu içindeki generaller arasında ciddi bir rekabet ve kıskançlık hali söz konusuydu. Bu noktada Adalet Bakanı'nın istifası ve bildiklerini aktarabileceği riski dahi Rus generallerce göz önünde bulundurulmuyordu. Ruslar saldırıyı sadece bir hafta ertelemişlerdi, o kadar. Müzik
ve sonunda 11 Aralık 1994 günü Rus birlikleri Çeçenistan topraklarına girdiler. Ancak daha ilk andan itibaren direnişle karşılaşıyorlardı. İnguşetya'da başlatılan direniş şiddetini arttırarak devam edecekti. Ne yazık ki ilk şehitler de veriliyordu. Çeçen annelerin feryatları yürekleri dağılıyordu. Ancak bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda fedakarlık yarışıydı. Birkaç saatte Çeçenistan'ı baştan başa geçeceğini düşünen Ruslar, sert kayaya çarptıklarının farkına ilk birkaç günde varacaklardı. Bu arada Cihar Dudayev, son Çeçen canını vermeden Ruslar asla Çeçenistan'ı alamazlar diyerek cihat ilan ediyordu. Artık savaş başka bir boyuta taşınmıştı. Cihar Dudayev bir başka sözünde, "Bizi öldürebilirler, ezebilirler, üstümüzde tanklarla dans edebilirler, vücudumuzu parçalayabilirler. Fakat özgürlük ve bağımsızlık ruhumuzu asla yok edemezler." diyerek mücadele ruhunu kuvvetlendiriyordu. Ayrıca Dudayev yine bu sözüyle Rus ordusunun ne kadar yakından tanıdığını da göstermiş oluyordu. Ruslar girdikleri hemen her yerde kadın, çocuk, yaşlı demeden silahsız kim varsa vahşice yok ediyordu. Durumun tespiti ne yazık ki böyleydi. Yalnız Kurt lakaplı Salman Radyoev'in sözleri yukarıdaki anlatılanları özetler mahiyettedir. "Kendi vatanımı savundum. Biz Rusları çağırmadık. Onlar gelip bizim vatanımızı işgal ettiler. Biz savaş istemedik, onlar gelip bizimle savaşmak istediler. Askerimizle savaşmak yerine çocuk, kadın ve yaşlı insanları öldürdüler. Sizin benim hakkımdaki hükmünüz ceza değil mükafattır. Allah'ın bana verdiği ömrü onun yolunda ve kendi vatanıma harcadım. Her şey Allah'ın elinde. O istediği zaman ben buradan çıkarım. Ben önce Allah'ın, sonra komutanım Cihar Dudayev'in askeriyim. Savaştığım için asla pişman değilim." 14 Aralık 1994 tarihinde Dudayev Kremlin'den silah bırakması yönünde bir ultimatum alıyordu. Ancak tehdit hiçbir işe yaramayacaktı. Kremlin'in tehditlerine Çeçen savaşçıları Rus askeri konvoylarına yaptıkları sayısız saldırıyla cevap verdiler. Hantal Rus ordusu batağa saplanmıştı. General Graçov'un bir alayla 2 saat içinde almayı planladığını tüm ordu 6 senede yapamayacaktı. Ruslar Grozny'ye yılbaşı öncesinde ancak yaklaşabiliyorlardı. General Graçov 31 Aralık sabahı zırhlı birliklerine saldırı emri verdi. 90 bin kişiden oluşan Rus ordusu Nazi Almanyası'nın meşhur yıldırım taarruzuna benzer bir taktikle saldırıyordu. Bu arada bu savaşa katılan birliklerin Rus ordusunun seçme birlikleri olduğunu belirtmekte fayda var. Rus ordusu ağır ve hafif askeri donanım, topçu blokları, roket fırlatma rampalarıyla hava kuvvetlerinin destek ateşi eşliğinde Grozny'ye 3 koldan saldırdı. Çeçen Komuta Kademesi'nin emri üzerine tıpkı 26 Ekim'de Moskova destekli muhalif saldırıda olduğu gibi Grozny'ye girmelerine izin verildi. Bu noktanın hamasi bir iddia olmadığını, uzmanların ve görgü tanıklarının ifadeleri olduğunu belirtmekte fayda var. Başkanlık Sarayı önünde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çeçen piyade birlikleri ve gönüllülerden oluşan gruplar bomba atarlarla tanklara ve zırhlı taşıyıcılara saldırdılar. Birkaç tanktan oluşan Çeçen zırhlı birliği de plan gereği zaman zaman kent merkezine girerek ateş açıyordu. Savaş tarihinin gördüğü en şiddetli şehir savaşlarından biri yaşanıyordu Grozny'de. Selimhan Yandarbiyev kuvvetleri yerinde kumanda etmeye çalışıyor, Aslan Maşadov başkanlık sarayından şehir savunmasını idare ediyordu. Cihar Dudayev ise Grozny'nin batı kanadına kurulmuş olan karargahta tüm savunmayı idare ediyordu.
İlginçtir, Rus ordusunun yok edildiği 1 Ocak günü Rus General Graçov'un doğum günüydü. Bu durum onun en acı doğum günü hediyesi, Yeltsin'in de en acı Noel hediyesiydi. Büyük bir bölümünü gönüllülerin oluşturduğu Çeçen ordusu, 31 Aralık sabahı taarruza geçen Rus ordusunu 1 Ocak günü darmadağın etmişti. Yanmış yüzlerce askeri araç ve binlerce Rus askerinin cansız bedenleri Grozny sokaklarında yatıyordu. Rus ordusunun kaybı 22 bin civarındaydı. Saldırıya katılan 300 tanktan büyük bölümü yok edilmiş, kalanlar da Çeçen savaşçıların eline geçmişti. Özellikle Rus ordusunun ünlü Maykop tümeni tamamen yok edilmişti. Bu büyük hezimetin Boris Yeltsin'i çılgına çevirdiği muhakkaktır. Rusya'ya binlerce genç askerin cenazesi dönüyordu. Ancak tabii Çeçenlerin de kayıpları vardı. Çeçen mücahitler kayıplarını defnedip mücadeleye devam etmek zorundaydılar. Çeçen ordusunun büyük bölümü Şubat başında Grozny'den ayrılacaktı. Büyük bir savaş yaşayan ve tarumar olan Grozny'de kontrol Mart ayı ortasında sağlanacaktı. Kremlin, Çeçen yetkililerle konuşmak ve ateşkes yapmak zorunda kalacaktı. Oysa ki Çeçenler daha baştan masaya oturulup çözüm aranmasını istemişlerdi. Ancak Yeltsin'in bunun farkına varması binlerce insanın canına mal olacaktı. Bu yenilgi Boris Yeltsin'in depresyona girmesine neden olmuştu. Yakınlarının anlattığına göre 2 gün boyunca ağlamış ve vodka içip sarhoş olmuştu. Gerçekten de Çeçenistan Savaşı onun hayatında yaptığı en büyük hataydı. Çeçenistan'daki büyük yenilgi Boris Yeltsin'in ruh sağlığını ciddi anlamda bozmuştu. Heyecan nöbetleri geçiren Rusya Devlet Başkanı Kremlin'de paniğe neden oluyordu. 26 Ekim 1995'te Yeltsin hastalığı nedeniyle bir kliniğe kaldırıldı. Yeltsin'in ayağa kalkması ve yeniden çalışmaya başlaması Aralık ayını bulacaktı. Bu arada Çeçenler ve Cihar Dudayev savaşa devam ediyordu. Grozny zaferi tüm İslam coğrafyasını derinden etkilemiş ve Çeçen halkına olan destek bir kat daha artmıştı. Türk halkı da yüzyıllar ötesine uzanan kadim dostlarını asla unutmuyor ve ellerinden geldiğince destek oluyordu. Ancak Grozny hala abluka altındaydı. Çeçen birlikleri de intikam için gelen ancak aslında ciddi anlamda korkan Rus ordusuyla mücadeleye devam ediyordu. ...1996 yılı aslında Çeçen Savaşı'nda hem bir kırılma hem de dönüm noktasıydı. Raduyev ve askerleri Rusların askeri gücü bulunan bölgelere saldırılarda bulunuyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak Rus kuşatması altındaki Grozny'ye geri dönüyorlardı. Kremlin ve Yeltsin dünyaya bir daha rezil oluyordu. Tüm bu yaşananlardan çılgına dönen Boris Yeltsin tarihi bir hataya daha imza atıyor ve Cihar Dudayev'in öldürülmesini emrediyordu. Oysa Cihar Dudayev kendi deyimiyle ölecek kadar yaşlı, savaşacak kadar gençti. Yaşanan olaylar ve özellikle rehine krizleri nedeniyle rezil olan Kremlin savaşı tamamıyla eline yüzüne bulaştırmıştı. İktidarını sağlamlaştırma adına Yeltsin'in başlattığı bu küçük savaş çok pahalıya patlamıştı. Böylesi bir ortamda Şubat 1996'nın ilk günlerinde Grozny'de halk Rus güçlerinin ayrılması yönünde gösterilere başladılar. Gösteriler günlerce sürecek ve Ruslar bir kez daha dünya kamuoyunda küçük düşecekti. Cihar Dudayev 21 Nisan 1996 günü uydu telefonuyla bir Duma milletvekiliyle konuşurken gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşıyordu.
Çeçenler büyük şehitlerinin izinden giderek 2 yıl süren savaşta Rus ordusunu yenmeyi başardılar. Ve başkomutanlarını hiç unutmadılar. Ruslar ve Çeçenler arasındaki mücadele özellikle Çeçen topraklarında sürerken ilginç olaylar da oluyordu. Grozny civarında birkaç noktaya yerleşmiş bir grup Çeçen mücahit, General Roklin komutasındaki birlikleri yaklaşık 1,5 ay hareketsiz bırakmayı başarıyordu. Bu operasyona katılan Çeçenler kendilerini basit köylüler olarak tarif ediyorlardı. Ve 1996 yılının kırılma noktası dediğimiz güne hızla yaklaşılıyordu. Bu arada Cihar Dudayev Türk yetkililerden ilgi görüyor, Türk halkından maddi ve manevi destek alıyordu. Aynı zamanda bütün İslam coğrafyasındaki halklar Çeçen Savaşı'na destek oldular. Türkiye'nin Çeçenistan'da yaşananlara olan ilgisi Moskova'yı ciddi anlamda rahatsız etmişti. Böyle bir ortamda 96'nın Nisan'ına gelindi. 21 Nisan günü Cihar Dudayev yapılan bir roket saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Aslında Dudayev saldırıdan ağır yaralı kurtulmuş ancak aynı günün akşamı hayatını kaybetmişti. Çeçenistan'ın birinci devlet başkanı General Cihar Dudayev ebediyete intikal etmişti. Bu durum tabii ki tüm Çeçenleri derinden yaralamıştı. Ancak mücadele aynı kararlılıkla sürecekti. Sağlığında Cihar Dudayev, cihadı alnımızın çatına vurduk ve her sabah şehadeti koyduk duamızın başına diyordu. Ve duası kabul olmuştu. Bu noktada suikastin hazırlanması ve uygulanması konusunda değişik ve ilginç iddialar mevcuttur. Ancak iddiaların ortasında bir uydu telefonu durmaktadır. Bu telefonun Cihar Dudayev'e dönemin Türk Başbakanı Necmettin Erbakan tarafından hediye edildiği söylenmektedir. Kanıtlanmamış iddiaların bundan sonrası oldukça karışık. İddialara göre Dudayev'e hediye edilen bu telefonun IMEI numarası CIA ajanlarına bildiriliyor. Telefon aktif hale geçince de Dudayev'in 24 saat izlenmesine başlanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı Dudayev'in günlük hareketlerini raporlar halinde CIA'ya bildiriyor. Onlar da bu bilgiyi MIT'le paylaşıyor. MIT içinde Rus hayranı bir ekip tarafından bilgiler Rus istihbaratına ulaştırılıyor. İnanılması zor iddialar bunlarla sınırlı değil. Yine iddiaya göre dönemin MIT Müsteşarı Şenkal Atasagun, KGB ile operasyon hazırlıkları üzerine mutabık kaldı. Netice itibariyle bu hediye telefonun IMEI numarası vasıtasıyla Cihar Dudayev'in yeri 100 metre hata ile tespit ediliyor ve buraya roket yağdırılıyordu. Yukarıda anlatılanlar Dudayev suikastı ile ilgili iddialardan biri. Başka bir iddia Rus Pravda gazetesinde yer aldı. Gazeteye konuşan iki eski Rus ajanı Yakolev ve Aksenov, Dudayev'in konuşmalarını bu telefonla yaptığını ve bu nedenle yerinin tespit edilemediğini anlatıyorlar. Ajanlar Dudayev'in aldığı tedbirleri de Türkler Dudayev'i takip etmek için uydu telefonuna ayrıca bir mikroçip yerleştirmişlerdi. Ancak yerinin saptanması için en az 7 dakika konuşması gerekliydi. Ama o 5. dakikada telefonu kapatıyordu şeklinde ifade ediyorlardı. Aynı gazetede yer alan iddiada Dudayev'in bir defasında 15 dakika konuştuğu ve yerinin tespit edildiği vurgulanıyor. Ancak iddia sahipleri bununla yetinilmediği ve içeriden birinin 1 milyon dolara satın alındığını söylüyorlar. Rus kaynaklarına ait bir başka iddiada yukarıdaki iki iddiayı destekler cümleler kuruluyor. Çeçenistan Devlet Başkanı Cihar Dudayev, sözleri, hareketleri ve yaşantısıyla halkına örnek olmuş bir lider. Savaş sırasında oğlunu cepheye göndermesi ve yurt dışında okuyan diğer oğlunu da çağırıp onu da cepheye sürmesi unutulmayacak önemdedir. Ve onun 100 yıl köle olarak yaşamaktansa bir gün şerefli ve başı dik durmayı tercih ederim sözü hala Çeçenler arasında söylenmektedir. Sonunda Ruslar da yenilgiyi kabul ediyorlardı. Yaklaşık 2 yıl süren savaşta iki taraf da ciddi kayıplar vermişti. Ancak Boris Yeltsin'in 31 Ağustos 1996'da Hasavyurt Anlaşması'nın imzalanmasıyla düştüğü durum komik ötesidir. Sözde bir fiskeyle yok edeceği Çeçenler, onlara tarih boyu unutamayacakları bir ders vererek sırtlarını yere getirmişti.
Ancak Ruslar tüm anlaşma ve sözleşmelere rağmen Grozny'den çekilirken şehri tahrip ederek bir kez daha dünyanın gözünde küçük düşmüştü. Cihar Dudayev'in şehadetinin ardından 27 Ocak 1997'de yapılan seçimlerde Aslan Maşadov devlet başkanı oluyordu. Bu olaydan yaklaşık 5 ay sonra Rusya Federasyonu ve Çeçenistan arasında Hasavyurt Anlaşması'nın geliştirilmesi anlamında Rusya Federasyonu ve Çeçenistan arasında barış ve karşılıklı ilişkilerin prensiplerine dair anlaşma imzalanıyordu. Anlaşma iki devlet başkanı Boris Yeltsin ve Aslan Maşadov tarafından imzalanıyor, iki ülke ilişkilerine devletler arası resmi statü kazandırılıyordu. İlişkiler tam da barışçıl bir zemine oturtuluyor derken, 1999 yılı Eylül'ünde Rusya'nın çeşitli bölgelerinde bazı eylemler oluyor ve 250 kişi hayatını kaybediyordu. Bu olaylardan Çeçenleri sorumlu tutan Rusya, 11 Ekim 1999'da yeniden saldırdı. Yıllar sonra yapılan itiraflarda bu esrarengiz saldırıları Rus gizli servisinin yaptığı ortaya çıkacaktı. O dönemin gizli servisinin başında tanıdık bir isim Vladimir Putin vardı. Çeçenistan ve Çeçenler bugün hala ilk devlet başkanları Cihar Dudayev'i saygı ve rahmetle anıyorlar. Onun bağımsızlık tutkusunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorlar. Cihar Dudayev gerçek bir liderdi. Asla para, makam, mevki gibi şeylere meyletmedi. Savaş sırasında kendisine yapılan böylesi dünyevi tekliflerin hepsini elinin tersiyle itti. O kendini hep halkının içinden biri olarak gördü. Toprakları için mücadele edip topraklarını savunurken şehit oldu. Onu rahmetle anıyoruz. Çeçenlerin savaşı ise hala sürüyor. Çeçenlerin de hürriyetlerini ve bağımsızlıklarını kazanması duasıyla. Hoşça kalın.